çok değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Yeni yılın 2018 yılının bizlere, ailemize, Gebze'mize, Kocaeli'mize, Türkiye'ye hayırlı olması dilekleriyle meclis açıyoruz. Tabii ki 2017 yılında Ocak ayında yine aynı bir meclis toplantısında 2017'nin hayırlara vesile olmasını diledik. Biz sadece dilemekle mükellefiz, bir kuluz. Neticede Rabbim inşallah hayırları nasip eylesin bizlere. Hayırları nasip etsin. Hem bizim Türkiye'miz için, hem İslam alemi için, hem çevremizdeki ülkede barışın sağlanması, dünya barışın sağlanması noktasında 2018 yılının inşallah güzel geçmesini temenni ediyoruz. Temennimizden bir tanesi de inşallah hem coğrafyamızdan, dünyada en güçlü ülkelerden bir tanesi olalım. Hem ekonomik olarak ilk onun ekonomiye girmek için mücadele veren Türkiye'nin yolu açık olsun diyelim inşallah. 2017 tarihli meclis birleşimine ait karar özetinin okunması ve oylanması hepinize dağıtıldı. Okumuş olduğunuzu düşünerekten oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Diyeti komisyonu seçim sonuçları. Gülcan Gülal 35, Bahtiyar Öztürk 35, Hüseyin Yılmaz 35, Celal Çelikbilek 34, Yılmaz Bulut 34. Evet, değerli arkadaşlar. Yeni komisyon, denetim komisyonu hayırlı olsun. Güzel hizmetler yapmaya Rabbim nasip etsin onları. Diğer sayımlara devam ediyoruz. Teşekkür ederiz. Gebze Hünkar Çayı ile ilgili değerli arkadaşlar. Kısaca bütün üzen tarafı Hünkar Çayı'nı satılıyor diye yanlış bir sloganla yola çıkıldı. Yani başında şöyle ve belediye zan altında tutan açıklamalar oldu. Belediye bizim CHP, Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti meclislerimiz olsun. Herkes bu meclis çatısı altında belediyenin görev yapan arkadaşlarız. Burada şaşırtma, yanıt, merak etmek yok. Denebilirdi ki burası Hünkar Çayı'nın yanında bulunan bir DMO'nun arsasının satımı tahsisi diyebilirlerdi. Bunu ifade edebilirler ama sanki vatandaş da bana Hünkar Çayı'nı mı sattınız diye bir şey söylüyorlar. Hünkar Çayı'nı biraz önce Sarp Bey dediği gibi geçmişte 4 milyon metrekareyi bulan, bugün TSE'nin Gebze Üniversitesi'nde içinde bulunduğu ve oradaki sanayilerin farklı Anadolu Üniversitesi'nin içinde bulunduğu, içindeki TEO Fabrikası'nın da 1945-46'da yapılan fabrikanın, o dönemde yapılan, devlet tarafından yapılan fabrikanın da orada Hünkar Çayı'nın hemen yanı başında. Güneş yapılanın yanı. Bura uzak bir alan ama orası hemen yanı başında sanayi yapılmasına göz yumulmuş geçmiş tarihlerde. 1946'da tarih yok edilmiş. Bütün burada kervansaraylar hep 1946'da şahıslara bütün Türkiye'deki Osmanlı arşivlerinde baktığınız zaman görüyorsunuz. Bunlar çalışmaları yapıyoruz. Hepsi bunu özel mülkiyetlere, özel şeylere geçmiş ve bir tarih yok edilmeye çalışmış. Talan edilmiş. Netice itibariyle gelen dönemde de biz burada 2009'da belediye başkanı olduğum zaman bir Gebze bilir. İlk 2009'da belediye başkanı ilk yapmışlardan bir tanesi Hünkar Çayı'na sahip çıkmak, Fatih'in ruhaniyetinin tekrar Gebze'de doğması, İstanbul'un fethinin Gebze'den başladığını ifade etme anlamında ve büyük sefere çıkışında Doğu Batı sefesi bir şeye göre yönetim Memluk seferine çıkışı büyük bir zaman yanıtma anlamında bir sefere de vefat etmişti bu topraklarda. Ve biz bunu 2009'dan bugüne kadar bir noktaya getirdik. Ben bugün Fermanlar kitabını çıkardım. Dünyada Fermanlar kitabı olan Fatih Fermanlar kitabı girin internete ve bugün kaynak olarak tek Gebze Belediyesi'nin kültür faaliyetleri içerisinde bulunan ve telif hakkı bizde olan bir kaynaktır. Normalde 20 dönümlük bir alan. Biz o 60 dönümü şu anda Gebze Belediyesi tahsis 60 dönümü sit alanı olarak orasının koruma altında çamların olduğu yer, otoparkların olduğu yer şeydir. Ama bir DMA'nın arası üzerinde olan yeri de böyle bir tahsis yapılmıştır. Onu iki şeye ayırmak lazım. Yani Hünkar Çayı diye bir satılan bir yer yok, verilen bir yer yok. Hünkar Çayı olan yer Gebze Belediyesi'nin tahsis edilmiş bir alandır. 62 dönüm alan bir alandır. Biz burada panoramamız yapacağız. Orada kütüphanesi olacak ve bu vatandaşa turizm açma noktasında çalışmalarımız var. Evet değerli arkadaşlar, izinli arkadaşların izinli sayılmasını oylarına sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy bile kabul edilmiştir. Arkadaşlar 1 Şubat Perşembe saat 16'da meclis toplantımızın yapılmasını oylarına sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy bile kabul edilmiştir. Teşekkür ediyoruz. Allah yar verdiğiniz olsun.